Üsküdar TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Üsküdar'da Ar-Ge İnovasyon Programı ile karşınızdayız. Her hafta iki değerli konuğumuzu Ar-Ge ve inovasyon alanında yapmış oldukları hizmetlerle ağırlıyoruz ve sizlerle karşılıklı olarak bu konuları paylaşıyoruz. Bugün aramızda iki değerli konuğumuz bizimle beraber olacak. Konuklarımızdan bir tanesi makine mühendisimiz Bülent Kat beyefendi. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Diğeri Ar-Ge ve inovasyon alanında genç girişimci olarak iyi bir ürün üreten Yusuf Burak Mudu adlı Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencimiz. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk hocam. Öncelikle konuklarımıza Ar-Ge ve inovasyonla ilgili neler düşünüyorlar? İlk olarak bu cümleleri almak istiyoruz. Biliyorsunuz ki Ar-Ge ve inovasyon bir hizmet, bir süreç ve üründe yenilik anlamında, değişiklik anlamında ve katma değer katan yenilikler anlamında. Bakalım konuklarımız bu konu hakkında bizlere nasıl bilgi verecekler? Öncelikle Bülent Bey sizden başlayalım. Benden başlayayım. Siz makine mühendisi olarak Ar-Ge ve inovasyon dendiğinde neler söylemek istersiniz izleyicilerimizle? Evet. Merhabalar, öncelikle teşekkür ediyoruz buraya bizi davet ettiğiniz için. Ar-Ge ve inovasyon aslında kavram olarak Türkiye'de son 10'lu yıllarda biraz daha gündemimize oturan, insanların böyle diline pelesenk olmuş bir durum. İnovasyon yenilik ve yenilik olarak devam ediyor. Ar-Ge bunun ürünün tanımlanması, geliştirilmesi ve sürekli iyileştirme çalışması olarak aktarılan bir kavram. Sizler bu teknoloji sürecinde ve makine alanında Ar-Ge inovasyon dediğinizde daha çok hizmet ve sonuç ve süreç odaklı bir yenileşme hareketi oluyor değil mi? Tabii. Şöyle söyleyeyim, yani biz yetiştirdiğimiz gelenek olarak bakıldığında işte tersine mühendislikle başladık olaylara. Nasıl bakıyoruz? İşte gittiğimiz yerlerde, gördüğümüz fuarlarda, baktığımız makinalarda biz bunları nasıl yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha iyi bir ürün haline getirip pazara sunabiliriz? Evet. Temel şeyimiz bu, diyalektiğimiz bu. Bunun üzerinden hareket ediyoruz. Ar-Ge olarak Türkiye'de maalesef işte yaşadığımız bir gelenek var insanlarımızda. İşte başımıza icat çıkar mı? Evet. Bunda büyümüş, bu düsturlu, bu notoyla yaşamış bir toplumun şeyi ama son 10'lu yıllarda bu kırıldı ve artık pazara girerken insanların kendini daha böyle güvenli, özgüvenli hissettikleri bir ekonomik düzen oluşmaya başladı. Evet. Yapacağımız ve yaptığımız şeyler de bunun üzerine kuruyor ama daha sonraki aşamada biz neler yapıyoruz, neler yaptık bunları anlatabiliriz. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel açıklama için. Bir genç girişimcimiz var bugün konuğumuz olarak. Genç girişimcimiz aslında Ar-Ge ve inovasyonu bize anlatacak ama uygulamada bir inovasyon yaptı. Belki de arkadaşlarına örnek olacak bir çalışma çıkardı. Yusuf, sen ne anlıyorsun Ar-Ge inovasyonu? Aslında uyguladığın için en iyi anlayanlardan birisin. Aynen öyle. Bülent Bey'in de dediği gibi tersine mühendislik üzerine, yani yurt dışında gördüğümüz ürünleri geliştirip biz öyle pazara giren bir ülkeyiz. Ben de bunu yaptım aslına bakarsanız. Dünyada var olan bir ürünü geliştirip dünya pazarına sundum. Tabii inovasyon, yenilikçilik, var olan bir ürünü geliştirip yenilikçilik katabilirsiniz. Evet. Katma değer oluşturuyorsun. Katma değer. Aslına bakarsanız ülkeye katma değer oluşturuyorsun. Evet. Ar-Ge bununla bir. Çünkü düşünüyorsun, alıyorsun ve Ar-Ge çalışması yapıyorsun. Tasarım yapıyorsun. Çünkü yenilikçilik zaten orada. Yenilikçi bir ürün çıkartmak için Ar-Ge yapman lazım. Evet. Farklı bir şey yapman lazım ki dünyada sükse yapma gerekir yaptığın ürünle. Yani ben de Ar-Ge ve inovasyona bu şekilde bakıyorum. Teşekkür ederiz Yusuf. Rica ederim. Bülent Bey'e dönelim. Bülent Bey, siz makine mühendisisiniz ve makine alanında bir sürü Ar-Ge inovasyon hizmet olsun, ürün olsun. Çok geniş bir alan değil mi makine alanı? Evet. Hatta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da birçok çalışmasında makineyi ön plana alıyor. Çünkü en çok dışa bağımlı olduğumuz alanlardan biri. Hem kendi hikayenizi izleyicilerimizle paylaşsanız, makine mühendisliği hikayenizi, hem de bu alandaki yapmış olduğunuz çalışmaları da bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Teşekkür ediyorum. Ben kendi kişisel şeyimle başlayayım. Daha çok böyle biz işte 90'lı yıllarda üniversite bitmeye yakın
distribütörlük diyebileceğimiz Alsat'la başladık açıkçası. Hı hı. İşte dünya o zaman daha global değildi. İşte bugün kavramla köy gibi olmayan bir dönemde, evet, dünyanın tanımadığı şeydi. Amerika'dan ya da başka yerlerden bulduğumuz ürünleri getirip Türkiye'de pazarlama üzerine başladık. Öğrencilik günlerimizde başlamış bir işti. Mühendislik yoktu bu işin içerisinde, daha çok bulduğumuz, çünkü dünya küçük bir pazar. Ve Amerika o zamanlar ya da dünyanın diğer ülkeleri o zamanlar bilinmiyordu. Ürüne ulaşmak biraz daha zordu ve bunun ulaştığınız anda pazarlaması ve satması daha kolaydı. Buradan başlamış bir ticari faaliyet de devam etti. Daha sonra bu pazarladığımız şeylerden sonra artık üretmenin daha böyle keyfine doğru ve keyifli olmasını yakaladık. Açıkçası ondan sonra da artık üretime dönük şeylerimiz oldu. 2000'li yıllardan sonra artık biz kendimiz üretelim, yani alıp satmaktan ziyade üretelim'e başladık. İşte Türkiye'de işte 80'li yıllara kadar daha çok işte mümessillik, distribütörlük diye devam eden süreç, 90'lı yıllarda artık üretimin biraz daha böyle artık şeye yürüdü. 2000'li yıllardan da artık sonra da üretimin daha böyle rentable olduğu, daha böyle şey yaptığı bir alanda açıkçası. Katma değeri yüksek nitelikli ürünlerin çıkartılması yönünde bir çaba içerisine girdik. Özel işte tersine mühendislikle gene başlamış. Birkaç tane standart ürünümüzü geliştirdik. Kazandıklarımızı gene bunların üzerine aktararak katma değeri yüksek, Türkiye'de üretimi zor ve mühendislik çalışması, ciddi mühendislik çalışması gereken ürünleri üretmeye başladık ve pazarlamaya başladık. Ne tür ürünler oldu bunlar genellikle bu alanda? Bu konularla ilgili bilgi verirseniz. Tabii. Neler yaptık? Biz iş makinalarında ve şeyde kullanılan hidromotor, hidropompa grupları çalıştık. Hastanelerde kullanılan özel cihaz ve ekipmanlar üretmeye başladık. Bunların ilk başta sadece kopyalamaydı. Kopyalamadan sonra artık özgün tasarımları ve özgün hallerini çıkartmaya başladık. Yaptığımız buydu. En çok hangi kısmında zorlandınız? Mesela makine gerçekten çok kompleks bir alan ve bir sürü küçük küçük aletler, ondan sonra bir sürü denemeler, bir sürü süreçler, testler var. Nasıl bu süreç gerçekleşti? Bu kadar birbirinden bağımsız olan, birbiriyle nasıl bağlantı kuruyorsunuz bu kadar değişik ürünleri? Ya biz çok böyle şey, kalabalık bir yapıyla çalışmıyoruz açıkçası. Çok daha böyle butik çalışıyoruz. Daha çok tasarım ön plandaydı bizde. Tasarım, bulduğumuz ürünlerin uygulama alanlarını iyi biliyorduk çünkü. Pazarın uygulama alanlarını bildiğimiz için insanların ihtiyaçlarını ve sıkıntıları ne olduğunu da gayet net farkındaydık. Odaklandığımız yönde burasıydı zaten. Yani iyi bir mühendislik çalışması yaptık. Aldığımız teorik eğitimi pratiğe döndürecek bir Ar-Ge ve inovasyon çalışması yaptık. Kendi ölçeğimizde diyelim. Yani normalde Ar-Ge çalışmaları çok daha kolektif bir emek gerektirir. Ama bizim çalışmalarımız biraz daha böyle butik, biraz daha böyle sınırlı sayıda insanın emeği üzerine yoğunlaştı. Epey bir yılımızı aldı yalnız, bunu söylüyoruz ama epey de bir zorluk da yaşadık. Ama şu anda ürettiğimiz ya da tasarımını yaptığımız ürünler gerçekten özgün ve Ar-Ge'lik ürünlerdir. Çok güzel. Biz bu şeyi, zorlu süreci bir daha sizden alacağız. Çünkü bu işe başlayan ve bu işe çalışan kişilere de küçük küçük belki önerileriniz olabilir. Yusuf'a gelelim. Yusuf'un bir hikayesi var. Evet. Ve Yusuf, sen Ar-Ge İnovasyon'un içerisinde bir eğitim alarak başladın ama harika da bir ürün çıkardın. Nasıl oldu bu? Yani senin bu hikayeni bütün genç girişimcilere paylaşmanızı isteriz. Ya aslına bakarsanız şöyle, çok büyük afaki bir şey düşünerek olmadı. Bir gün babamın trafik kazası geçirmesiyle hastaneye gittiğinde, hastanede yatarken, tedavi altındayken bir hemşirenin yatak başlarındaki medikal gaz prizlerine taktığı jakı çıkartmasıyla aslına bakarsanız oldu. Bir baktım hemşire şey yapıyor, çıkartmaya çalışıyor. Hatta çıkarttıktan sonra söylendi. Bunu nasıl yapıyorlar, böyle böyle kötü bir ürün nasıl tasarlamışlar diye söylendi. Tabii o zamanlar ben bilmiyorum. Bu ürünün ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü babam makine mühendisiydi. Ben yıllardır iş makinalarını sadece biliyorum. Medikal sektörünü hiç bilmiyorum. Tabii aynı zamanda Bülent Bey babamın da ortağı olduğu için
Kendisi de geçmişte medikal sektöründe çok uzun yıllar çalıştığı için o geçmiş olsuna geldiğinde ona sordum. Yani Bülent Bey bu ne dedim. O da bana dedi ki medikal gaz prizi. Tabii aslında kendisinin de program başında dediği gibi icat çıkartma. Aslında bakarsanız o gün o da bana dedi. Yani evet. Gerek yok harca alem, gerek yok böyle şey ürünler her yer herkes tasarlıyor. Ama tabii kafamda var yani ben aslında babamın iş yeri olmasına rağmen ben kendi iş yerimi kurmak gibi bir hayalim vardı. Yani normal insanlar gibi normal benim yaşımdaki çocuklar gibi babasının iş yerine direkt koltuğuna geçmek gibi bir düşüncem yoktu. Kendi iş yerim olsun. Kendi emeklerimle gelmiş olayım. Tabii burada Bülent Bey'in de babamın da bana çok büyük katkılar oldu. Çünkü onlar yıllardan beri Ar-Ge inovasyon üzerine çok çalışmaları var. Tabii bunda babamın daha çok emeği oldu. Yenilikçi ürünler yıllardır tasarlayan bir insan, inovasyona ve Ar-Ge'ye önem veren bir insan. Tabii ben Bülent Bey'le daha öncelerde konuşuyorduk. Ben kendisine şunu sordum. Ülke dünyada katma değeri yüksek hangi sektörler var? Hangi ürünler var? O bana dedi bir havacılık var dedi. Birinci sırada o gelir. İkincisi deniz, marina sektörü gelir dedi. Üçüncüsü sağlık. Katma değeri yüksektir dedi. Tabii onu da görünce o medikal sektörünü oradan bana çağrışım yaptı. Medikal gaz prizlerini araştırmaya başladım. Dünyadaki işte yapılan çalışmalara baktım. Amerika'daki, Avrupa'daki, Asya'daki bütün çalışmalara baktım. Çok büyük bir pazar varmış medikal gaz prizinde onu gördüm. Tabii Türkiye pazarını, iç pazarı da araştırdım. Bunun üzerine çalışma yaptım. Neler yaptın bu çalışmada? Bu çalışmalarda önce kendi öz sermayemden, herhangi bir Bülent Bey'den ya da babamdan bir destek almadan kendi harçlıklarımla diyeyim ürünler aldım. Yurt dışından getirttirdim buraya. Birer tane numune. Numunelere bakarak önce kara kalem tasarlarsın zaten. Çalışma yaparsan, yenilik yapıyorsan kara kalem çalışmaya başlarsın. Kara mesela kalem. Kaç ürün aldın? Yaklaşık herhalde 100'e yakın ürün aldım. Yani hem bütün Türkiye pazarından hem bütün parasını harcadı yani. Bütün paramı harcadım tabiri caizse. Yani hem Avrupa pazarı ve Asya pazarından Çin zaten bu işte. Yani oradaki küçük bir 50-60 metrekare yer olan adam hemen medikal gaz prizi yapmaya başlıyor. Medikal sektörüne giriyor. Onların dahi ürünlerini aldım. En iyi ürün hangi ülkeden üretilmişti? En iyi ürün Almanya'daydı. Hı hı. Bu işin ilk üreticisi, ilk tasarlayan firması Dräger'dir. Evet. 1900'lü yıllarda ilk tasarlamıştır bu ürünü. Bu işte de zaten bir numaradır kendisi. Artı sadece medikal sektöründe değil birçok sektörde daha vardır. İtfaiye sektöründe dahi vardır. Tabii bundan sonra Gregersen diye bir Alman şirketi daha var. Penlon. Bu gibi firmalar var. Hepsinden ürün aldın. Hepsinden ürün alıyorsun. Ondan sonra incelemeye başlıyorsun. Tabii yerlileri de alıyorsun. Bir baktım yerliler çok kötü. Gerçekten o hemşirenin dediği kadar var. Yani ben dahi çıkartamadım. Çalışma mekanizmasını öğreniyorsun. Önce ama tasarım yapman lazım. Bir de diğerlerinden farklı bir tasarımın olması lazım. Diğerleri standarttır. Onun üzerine yoğunlaştım. Tasarımın önce tasarımı çıkartırsın, sonra çalışma prensibini çıkartırsın. En sonunda neticeleniyor zaten. Hı hı. Tabii tasarım çıkınca çalışma prensibi üzerinde çalıştım. Burada tabii ki teknik anlamda ben psikoloji mezunu olmama, psikoloji okumama rağmen yıllardan beri babamın yanında tecrübe ettiğimden dolayı yani iş, tasarım nasıl yapılır, çalışma nedir, hidromotor, pompa, valve bunları çalışma prensiplerini bize daha zorla öğrettiği için tabii sonra keyifle öğrendik. Yani ne iş yapıyorsun? Merak ediyorsun çünkü. Evet. Yani bu iş, yaptığın iş ya da bir araba nasıl çalışıyor, bir iş makinesi nasıl çalışıyor bunları merak ediyorsun. Merakla başlıyor zaten bu noktada. Merak edersen yenilikçi bir ürün tasarlayabiliyorsun. Tabii orada babamdan destek aldım. Kendisi designer olduğu için ya dedim benim böyle bir ürünüm var. Bana destek olur musun? Tabii ki olmadı. Tabii ki Bülent Bey'e de dedim. Bülent Bey bana destek ol. Dedi gerek yok. Ya bizim başımızdan git. Biz bunlarla ne uğraşacağız? Bizim başka işimiz var. Biz kendileri iş makinesi sektöründe. Aslında doğru bir şey yapmış. Tabii kendi başına bırakarak. Değil mi tabii, Bülent Bey? Tabii çalışıyorsun. Literatür tarıyorsun, araştırıyorsun, çalışma prensiplerine bakıyorsun.
ben bir noktaya gelince babam da Bülent Bey de bendeki o azmi görünce destek olmaya karar verdiler. Hadi biraz destek olalım sana. Tabii teknik anlamda çok büyük faydası oldu bana. 3 boyutlu dizayn yapamıyordum sadece. Kara kalem üzerinde dizayn yapabiliyorum. 3 boyutlu tasarım yaptı bana. Tabii orada inovasyon, tasarım bitti, dizaynı bitti. Farklılık yapman lazım. Çünkü inovasyon olması tabii, gerekiyor. Tabii inovasyon çünkü A firmasından ya da B firmasından hiçbir farkın kalmıyor. Onun sadece şeklini değiştiriyorsun. Katma değer ne üreteceksin? Onların tabii, farklı olarak. Tabii farklı. Evet. Rakiplerde araştırdığım kadarıyla çok zor çıkıyordu. Hepsinde 1.2 milimetre strop vardı. Hı-hı. Yani basma mesafesi vardı. Ya bunu nasıl arttırabiliriz diye V kanallarına koyduk. Onu tasarlıyorsun. Tabii bu çok zamanımı aldı. 3-4 ayımı aldı. Bu sadece o basma mesafesini ayarlamak bile. Bunun haricinde dedik ki araştırmalarımda şunu gördüm. Medikal gaz prizlerinde çok insan ölüyor. İnanılması güç. Bazen bazı devletler mesela bunları saklıyor. Hatta doktorlar bunu saklıyorlar. Yani o da neyden? Yani diyemiyorlar. Hemşire gitti, oksijen yerine azot verdi diyemiyor. Hı hı. Diyor ki kalp krizi geçirdi, öldü. Evet. Basit. Ben şunu gördüm rakiplerdeki. A firmasının ürünü B firmasına montaj olabiliyor. Bu çok büyük kötü bir şey aslında bakarda. Risk. Tabii Bülent Bey'den de destek aldım yani risk. Bunlar çok insan ölüyor. İnsan öldüğünü bilince farklılık yapalım. Bir gün eve girerken kapı kilidini zorluyorum, açılmıyor anahtarla. Şifreli çünkü. Şifreli çünkü oradaki hı-hı, tırnaklar üst üste geliyor. Bunu da oradan aklıma bir çağrışım yaptı. Ya dedim orada 3 tane kilit var. Altta da kapıdaki gibi sistem var. O kilitler benimkiler de üst üste gelse ne olur yani, yapılabilir hı-hı mi acaba? Tabii düşünüyorsun. 2 ayın 2,5 3 ayında o aldı. Hı-hı. Bu Ar-Ge inovasyon süreci aslında çok uzun bir süreç. 13 ayını evet alıyor. Yani bir seneden fazladan alıyor yani. Güzel bir sabır örneği gösterdin Yusuf. Tabii. Ben bu arada Yusuf'a evet, ürünüyle ilgili inovasyonlar ne oldu onu soracağım. Ama tabii, Bülent Bey'e şunu sormak evet istiyorum. Bülent Bey genç bir girişimci ve Ar-Ge inovasyon gibi zor bir sürecin içinde bir girişimci. Evet. Sizin gibi doğru bir örnekle yalnız yan yana ve güzel bir de rehberlik yapmışsınız. Bu inovasyon sürecindeki zorluklar, hani hem gençler açısından hem sizin açınızdan nedir? Yani nasıl bir süreç gençleri bekliyor veya girişimcileri bekliyor? Ya en önemlisi kişinin içinde o ışığı yakalayabilmesi. Yani evet, o inancı yakalayabilmesi, kendine inanması, yapacağı işe inanması ve sabretmesi gerekiyor. Ve ikinci önemli olan da enerjisini optimal kullanabilmesi. Yani işte Yusuf'un örneğinde belli çok hızlı başlayıp işte gidip umutsuzluğa düşmesi, karamsarlığa girmesi, şey yapması an meselesi açıkçası evet, bu tip şeylerde. Birçok örnekte de yaşanıyor açıkçası. Çok hızlı başlanıyor. Bizim Türk insanının geleneğinde de var. Çok hızlı başlayıp sonunu getirememe, bitirememe gibi ve o sabrı gösterememe gibi. Yani hı-hı, dışarıdan bakıldığında işte ben ilk Yusuf bu şeyi getirdiğimde yani zaten şey değil, başımıza icat çıkarmayı böyle tırnak için alalım. Bir şekilde aslında önünü kesmeye çalıştık şeyde. Yusuf ısrarla buna devam etti. Yani yapacağım, yapacağım dedi ama enerjisini düzgün kullandı. Yani bizim böyle noktasal dokunuşlarımızın dışında Yusuf açıkçası o şeyi iyi yürüttü. Süreci çok süreci iyi. Süreci iyi yönetti. Sabrıyla. Tabii sabrıyla yönetti. Çünkü genellikle bizim çevresel faktörler var. Ekonomik faktörler var. Piyasa faktörü var. Bunları bir araya getirdiğinizde işte 100 örnekten çok az kişi evet, ayakta kalıp bunu devam ettirebiliyor. En önemlisi enerjinizi bu süreçte çok optimal kullanmanız. Yani 100 metreyi koşuyorsanız 1 ile 100 arasında ne yapacağınızı baştan planlamış olmanız gerekiyor. O planladığınız aşamaları da step step iyi yönetmeniz gerekiyor. Evet. Bir miktar babasını ben bir miktar küçük dokunuşlar yapmamıza rağmen Yusuf açıkçası bu süreci güzel yönetti. Yani şuna başlayacağım, buraya gideceğim dedi ve A noktasından B noktasına çok böyle savrulmadan gitti geldi. Ha savrulabilir mi? Savrulabiliyor. Ama en önemlisi gençlerin o kendilerine olan inancı, kendilerine olan o özgüvenlerini yitirmemeleri. Bu özgüven işte sadece şey oluşacak bir özgüven de sonuçta bir altta bir bilgi birikimi gerekiyor. Bir eğitim gerekiyor. Bunlar çok önemli. En önemlisi doğru an, doğru zamanı yakalayabilmek. Bunların hepsi bir arada olan şeyler.
Ve bu arada şeyi de öğrenmek istiyorum. Mesela siz medikal alanda birçok ürünler ürettiniz. Bu ürünleri üretirken Yusuf da aslında size örnek almış oldu. Yine medikal alanda başladı bir inovasyon ürününe. Siz o süreçte yani 10 yıl öncesine, 15 yıl öncesine gittiğimizde o süreçte ne tür zorluklar sizi bekliyordu ve günümüzde genç girişimcilere ne tür zorluklar bekliyor? Evet, şöyle söyleyeyim, çok eskiden kar marjları yüksek, bilinebilirlik az ve Türkiye'den işte üretim çok sınırlı. Dolayısıyla çok böyle vasıflı olmayan insanların getirip bir şekilde katma değeri yüksek diyelim, tırnak için alalım, çok böyle fahiş fiyatlarla verdikleri şeyler vardı. Kar marjları yüksekti ve insanlar açıkçası Türkiye'de bunu üretmenin zorluğuna da şeye girmek istemiyorlardı. Daha sonra Çin malları piyasaya girdikten sonra artık insanlar daha nitelikli, biraz daha böyle alt Avrupa kalitesinde ürünler üretme evet. çabasına girdiler. Biz de ilk dönemde sadece ithalatçılık yaparak başladık işte. Getirelim, satalım ama bir süre sonra bu insana zevk vermiyor, mutlu da etmiyor. Yani kendim yapalım, burada yapayım, hem ülkeme bir katma değeri olsun. Atıyorum. Burada üretirseniz 3 insana da iş imkanı yaratmış oluyorsunuz. Üretmenin zevkini yaşıyorsunuz açıkçası. O evet. apayrı bir zevk şey olarak. Hele yerli ve milli ürün üretme zevki. Şu an devlet politikamızda yani bir bu şeyi, konuda. Tabii sıfırdan üretmek, sıfırdan elde etmek çok güzel bir şey. Dişe bağımlı dişe olmamak bağımlı çok güzel bir şey. Dişe engelliyorsunuz. Tabii çok güzel bir durum. Çünkü ülkemiz daha çok kazanmaya başlıyor. Tabii kazanmaya... Ya, biz başladık mesela şey olarak, sonra yavaş yavaş artık kendimiz üretmeye, kendimiz yapalıma geldikçe Ar-Ge işi devreye giriyor. Türkiye'de en temel sorunlardan bir tanesi, elde ettiğiniz kazancın bir kısmını Ar-Ge'ye aktarmıyorsunuz. Evet. Bizim insanlarımızın en büyük hatalarından bir acaba tanesi. Acaba neden aktaramıyorlar? Bilmedikleri için mi yoksa yetersiz oldukları için mi? Bu yetersiz olmakla değil, bu eğitimle alakalı aslında. Tabii ki. Şey olarak bu... İşte dünyanın her tarafında bu akademik olarak aslında ispatlanmış işte siz bir ürün üretiyorsanız, bir gelir elde ediyorsunuz, bunun belli bir kısmını yatırım olarak aktarıyorsunuz. Yatırım, ham madde, kademe kademe indiğinde bunun bir ayağı da Ar-Ge'dir. İşte derler ki işte gelirinizin %6'sını Ar-Ge birimine aktarın ama bizde çok eskilerden gelme, başımıza icat çıkarma mantığındadır. Ar-Ge'ye aktarılan her para masraf olarak görülür ve gereksiz harcama olarak bakılır. Ama son 10 yıldır bu açıkçası kırıldı. İnsanlar artık kazandığı paranın bir kısmını da Ar-Ge'ye aktarmaya, orada yeni icatlar, yeni ürünler çıkarmaya çabalıyorlar. Ve oraya harcadıkları paranın da aslında böyle boşa giden para olarak görmüyorlar. En güzel tarafı bu. Böyle bir algı kırılması var Türkiye'de. Şimdi yeni gençler de Yusuf, şimdi genç girişimci olarak bize ürünündeki inovasyon değerlerini anlatsın. Hem genç girişimci arkadaşlarına da örnek olsun. Tabii. Şöyle diyeyim. Kapıdan devam edeyim. Kapıdaki kilidi görünce ben de o şekilde. Çünkü benim bir özelim, ben özel olmam lazım. Yani tabii babamın da Bülent Bey'in de bana öğrettiği motto, özel ol. Özgün ol, özel özgün ol. Özgün ol, özel ol. Herkes sana yukarıdan, aşağıdan baksın. Ya bunun, bu firmanın ürünü çok kaliteli. Yani şu anda ne diyoruz biz? Almanlar bu kadar kaliteli ürün yapıyor. Ama Türkiye'ye bakınca Bülent Bey'in de dediği gibi Ar-Ge inovasyona gerçekten çok az yatırım yapılıyor. Evet. Firmalar çok az yatırım yapıyor. Yani korkuyorlar belki Yusuf. Korku değil. Aslında hep aynı ürün üzerine devam ederim. Aynı şekilde ben zaten para kazanıyorum. Evet. Yani yeni bir ürün tasarlamaya gerek yok. Yani vakit harcamaya gerek yok. Ama aslında öyle bakmamak lazım. Yani ben şu anda çalışmalarımı da yürütüyorum. Atıyorum 10 sene sonraki tasarlayacağım ürünü de ben geliştirme üzerine. Çünkü kazanırsan ama bir yenilikçi daha farklı bir şey yapmazsan ayakta kalamazsın. Hele de dünya gibi büyük bir pazarda ayakta kalamazsın. Ben o yüzden şu şimdi benim diyorum ki A ürünüm var ama 10 yıl sonra benim B ürünüm de olması lazım ki ben 10 yıl sonra A firmasına yetişebileyim. Çok çünkü güzel. O daha iyisini yapacak benden belki. 10 sene sonra daha iyisini yapacak. Adam şu anda yatırım yapmaya başlıyor. Tabii ki. Ama Türkiye'de bu yok. Türkiye'de artık mühendis bile çalıştırmıyorlar benim yaptığım üründe. Yani gerek yok. Diyorlar ki Bülent Bey bana çok demişti ya bunu Türkiye'de yapan yok. Yani mühendis çalışmıyorlar. A firmasından alıyorlar.
ölçüler bile uygun değil, kopyalıyorlar, yapıyorlar. Etkili ve doğru rehber. Yani, tabii temel ki. Sıkıntımız o. Türkiye'de işte yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi standartizasyonun tam oturmaması. Yani evet. Üretim aşamasından son kullanıcının kontrol mekanizmasına kadar açıkçası ciddi bir standart eksikliği var. Yani tamam belgelendirme süreçleri eyvallah var. Ama bu belgelendirme süreçlerinin takibi, son kullanıcı aldığı ürünün ne olduğunu görmesi açısından ciddi bir standart karmaşası var. Ya bu standart karmaşasından da kaynaklanan zaten böyle bir insanların boş evet. vermişliği vardı. İyi yeri yakaladı yani Yusuf'un en büyük avantajı o. İyi bir noktadan yakalayıp Türkiye'de en böyle sıkıntılı alanlardan bir tanesini buldu ve devam etti. Evet, şöyle diyebilirim. Dünyada Ar-Ge inovasyonu medikal sektörüne, sağlık sektörüne çok yatırım yapıyor. Amerika olsun, Almanya olsun, Fransa olsun, İtalya olsun, İngiltere olsun. Hatta Çin. Çin'e diyoruz ya. Çok yatırım yapıyor. Yani kazançlı olan sektöre çok fazla yatırım yapıyorlar. Ama bizim ülkemizde daha ne? Biz hala civata üretme peşinde. Yani civata üretelim mi? Biz hala yan sanayi üretelim. Yani biz üretelim. Ülkeye biz bir şeyler katalım. Yenilikçilik katalım. Yani demesinler artık Almanya'daki bu firmanın ürünü çok kaliteli demesin. İşte bir... devlet de şu an bu politikaya gidiyor Yusuf. Tabii tabii. Sanayi ve Teknoloji tabii. Bakanlığımız özellikle genç girişimcilerin senin bakış açısından tabii. olmanı istiyor. Ya benim yaş grubumdaki insanlar yavaş yavaş belki Ar-Ge inovasyon üzerine çalışıyorlar. Ağırlıklı ama hala sosyal medya üzerinde duruyorlar. Hmm. Yani bırakalım artık sosyal medyayı. Ya çalışalım diyorsun. Çalışalım. Yani bir şey o sosyal medyayı da kuran kişi Amerikalı ya da evet. İngiliz. Her o adam diyorsun, yerli senin üzerinden olsun. Para kazanıyor. Evet. Yani sen hiçbir şey yapmadan para kazanıyor. İşte o ama bakış açısı gençlerde çok önemli. Çok Yusuf. Önemli. Ama bizim benim yaş grubumdaki insanlar daha yeni yeni 3-5 yani bir elin parmaklarına geçmiyor. Benim gibi ürün geliştiren, tasarlayan insanlar. Aslında biz hem kendimiz için hem ülke için katma değer yaratıyoruz. Evet. Ya çünkü biz de bu benim ilk baştaki amacım aslında yenilikçilikti. Sonradan tabii ki pazarı araştırını çok yüksek kar marjlarını gördüm. Hele de sağlık sektöründe. Hı. Sağlık sektöründe %80 %90 oranında Bülent Bey'den aldığım bilgilere göre yani resmi kaynaklara göre %90 oranında biz yurt dışına bağlıyız. Ya bu çok kötü bir şey. Evet. Yani Almanya'dan alıyoruz, Çin'den alıyoruz. Çinli bizden daha mı kaliteli yapıyor? Haklısın. Yani gençlere şey olarak örnek verelim. Yani katma değeri yüksek ürün deyince böyle ekonomik terminolojiyle ilgili evet. için insanlar böyle genç arkadaşlar daha çok böyle bunun ne olduğunu çok şey yapmıyorlar ama ham maddesi demir olan bir şeyden nal üretirseniz 1 lira kazanıyorsunuz. İşte bir enjektör üretirseniz daha yüksek kazanıyorsunuz. Ama buradan işte gene ham maddesi çelik evet. olan bir şeyden vücudun içine giren bir titanyum maddesi ya da uzayda kullanılan uçak sanayisinde ya da uzay sanayisinde kullanılan bir küçük malzeme ürettiğinizde çok daha yüksek marjlara satıyorsunuz. Burada o marjı belirleyen şey ne? Bilgi, teknolojiyle evet. uyum, tasarım. Altyapı, evet. tasarım. Tabii bu önemli. Katma değeri yüksekten kastımız girişimci olmaktan dediğimiz kasıt bu. Harcayan bir ürün de yapabilirsiniz. Sadece kopyalayıp devam edebilirsiniz ama katma değeri yüksek. Hem ürettiğiniz üründen zevk alıp hem de para kazanmak diyorsanız bu. Yusuf sen nasıl bunun ücretini belirledin? Şimdi ya, ilk defa bir ürün üretiyorsun ve piyasada çok farklı ürünün çok, şeyleri yani, var, fiyatları var. Yüzden fazla belki firma vardır. Ve patentledin mi bu ürününü? Patent ondan başvuruları yapıldı tamam, tabii ki. Alalım bilgileri senden. Patent başvuruları yapıldı. Bu Türkiye'de yaklaşık olarak 2-2,5 sene sürüyor sonuçlanması. Ben bu patent sürecinde gerçekten patent başvurusu yaparken de yaptığınız ürünler üzerine patentlik ürünler var mı diye çalışma da yapıyorsunuz. Çünkü evet. ona göre başvuru yapmanız lazım. Çünkü geri dönme ihtimali de var. Evet. Ben bir araştırmalarımda şunu gördüm. Benim yaptığım tasarımla bir kullanım şeklinde bir ürün yok. Çok henüz güzel. Dünyada. Bu çok büyük bir farklılık. Aslında burada devletimizin bize daha fazla destek olması lazım. Çünkü ben patent başvurularını yaparken kendi öz sermayemle yapıyorum. Yani ne ailemden destek alıyorum ne başka birine. Aslında COSGAP'te var aslında patent evet, başvurusu. Evet, başvuruda var. Bu süreci daha da hızlandırma. Yani
bizde devletimizde şöyle bir şey vardı. Devlet işine girince eskiler bunu daha çok söyler. Devlette iş çok yavaş ilerler. Ben tam bilmiyorum. İlk defa çünkü ürün üretiyorum. Onu söyleyenlerden biri de benim. Bürokrasiye bulaşma, bürokrasi sıkıntılı. Yani onu harcayacağın emekte git tekrar üreteceğin ürünü yap. Aynen. Yani o hakikaten ciddi bir sorun. Hala Türkiye'de sorun, yani bürokrasiyi bu kadar azaltmaya çalışıyoruz. Evet. Belli bir noktaya da geldi açıkçası. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi söylüyor. Yani gençler bürokrasinin o çarkı içerisinde evraklarla boğuşurlarken gerçek yapacakları işleri unutuyorlar. Evet. En doğru. Önemli şeylerden bir tanesi bu. Biraz bunu sadeleştirmek gerekiyor. Sadeleştirmek gerekiyor. Şöyle diyorum hocam. Evet. Ben özür dilerim. Benim gibi ben de mesela bürokrasiyle şu an uğraşıyorum. Gerçekten yoruluyorsun. Evet. Yani benim enerjimi harcayacağım yer aslına bakarsan üretim, daha düşük nasıl maliyetle üretebilirim. Ama güvenli bir ürün, kaliteli bir ürün nasıl? Ama bürokrasi işin içine girince o dosya, o evrak, bu bilgi, şu bilgi. Yani bunu bir şöyle düşünüyorum. Bir Almanya'da, bir Fransa'daki firma, devlet kurumları nasıl başarıyor da bizim ülkemizdeki devlet kurumları niye hala bürokrasiyle bizi uğraşıyor? Bizim aslında gençlerde bu da var. Biz tez canlıyız diyoruz ya. Hı hı. Gerçekten tez canlıyız. Bürokrasiyle artık uğraşmak istemiyoruz. Yani hemen olsun bitsin. Neye yani, ihtiyacınız var bu süreçte? Yani sizi ya, rahatlatacak ya nedir ihtiyacınız? Ya bizim sadece bu kadar belge değil. Direkt gidelim anlatalım. Ya bizden afaki dosya istiyorlar. Çünkü biz tamam genç olabiliriz. Genciz ama istedikleri kriterler çok fazla. Ya biz daha öğrenciyiz. Piyasaya gelin siz bize öğretin ya da biz zaten belli bir yere kadar getirmişiz. Yani bu bürokrasi zamanını biraz bir an önce halledelim. Yani 2 ay sürmesin, 1 sene sürmesin. Bunu daha hızlı bir şekilde kat edelim ki ben daha hızlı üretim yapayım. Bu ama heyecanlı gençlere ne tavsiye ediyorsunuz? Ben şey olarak şey yapıyorum. Üsküdar Üniversitesi'nde sizlerin özellikle çok ciddi bir katkınız var. Yani genç girişimcilerin önünü açıyorsunuz, bir şekilde rehberlik yapıyorsunuz ve cesaretlendiriyorsunuz açıkçası. Ben şaşırdım mesela. COSGAP'le tanıştırıyoruz bunları. Ben yıllar önce işte bir şekilde bu yollardan geçmiş insanlarız biz de. Hep o bürokrasinin o çarkında geri dönüyorsunuz. Duvara çarpıp geri dönüyorsunuz. O yüzden de aman hiç bulaşmayalım. Biz kendi işimizi kendimiz yapalım diyorum. Üsküdar Üniversitesi bu konudaki çabası benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hem bir perspektif veriyorsunuz, hem yönlendiriyorsunuz, cesaretlendiriyorsunuz ve yol haritası çiziyorsunuz. Başarılarınızın devamı diliyorum açıkçası. Bu konuda çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz Bülent Bey. Özellikle ben proje kültürü ve girişimcilik derslerinde girişimci olmak isteyen tüm gençlerin önünü açmak için bütün gayretleri yapıyoruz. Yusuf zaten proje kültürü ve girişimcilik dersi aldığında şöyle bir şey sormuştu bize. Hocam niye 2. sınıfta alıyoruz bu dersi? 4. sınıfta vermeniz gerekir diye. Aslında şimdi kendisi bizim gibi düşünmeye başladı. Evet. Bu dersin hatta değil mi? Tıp fakültesi öğrencileri 1. sınıfta almak istediler. Daha başlamadan bu dersi almak istediklerini söylemişler. Senin bu sürecinde Yusuf bir cümlen yarıda bıraktık biz Bülent Bey'le heyecanlandık. Ya şöyle diyebilirim. Aslında siz ve diğer hocalarım olmasanız ben yani devlet kademesinde bu kadar yüksek mertebedeki insanlarla konuşamazdım. Anlatabilirsin, derdini anlatabilirsin ama tanışma imkanın olmaz. Kimlerle görüştün bu süreçte işte Yusuf? COSGAP Anadolu Genel Müdürü'yle görüştüm. QC başkanımız, okulumuzun da hocası Mesut Karahan hocayla görüştüm. Rektörümüzle de görüştüm. Rektörümüz zaten çok şanslıyım. Sizin sayenizde görüştüm rektörümüzle. Rektörümüze ürünümü gösterdiğimde hatta o da bir gün önce benim yaptığım üründen başka bir firmanın ürününden muzdaripmiş. Evet. Hatta onunla görüşmemiz boyunca benim yaptığım ürün üzerine birçok kez deneme yaptı. Hatta dedi çok güzel olmuş dedi. Yani çok rahat. Evet. Çalışıyor. Çünkü hocamız da sağlık sektöründe. Tabii sağlık sektöründe olması. Evet. Aslına bakarsanız hocamızın çok bilgiliymiş. Ben o konuda o kadar bilgili olduğunu bilmiyordum yani. Nasıl Ar-Ge inovasyon çalışması, neyle öğretiyorsunuz, hangi ürünler var. Mesela ben o kadar bilgili olduğunu zannetmiyorum. Gerçekten rektörümüz çok bilgili yani her alanda çok bilgili. Hem sağlık sektörü olsun hem sanayi sektörü olsun çok bilgili bir insan. Hatta şunu fark ettim mi? Mesela hocamız bir psikiyatrist. Sen de psikolojisi öğrencisisin. Evet, evet. Ama hocamızın bir beyin hastanesiyle ilgili çalışmaları var.
Benim. Sen de o hastaneye Arge İnovasyon ürünü üretiyorsun. Evet, aslına bakarsanız kendi öğrencisinin, yani hocamızın okulu, üniversitesinden bir çıkan öğrenci aslına bakın sağlık sektöründe bir yenilik yapıyor, inovasyon yapıyor. Çok değerli bir çok şey. Çok değerli bir şey. Yani bu hem üniversitemiz için çok değerli, hem ülkemiz için, en son benim için değerli bir şey. İnsanlık yani. Adına da. Tabii ki. Yani artık insanlar ölmeyecek. Evet. Yani teknisyenin oraya B firmasının alt gövdesine A firmasını takamayacak. Evet. Bunun yüzünden de hemşire de ona istinaden yanlış takamayacak. Evet, iki parmakla galiba takılıyordu. Evet, evet, evet. Siz tek parmakla olanı. Biz tek parmakta 3.4 mm strop mesafesi yaptık. Bu sayede geliştirdim tabii ki ürünümü. Bunu... Fiyat nasıl oldu? Bir de ondan da bahsedelim. Tabii fiyat en sıkıntılı konu. Dünyada birçok fiyat var. Sizin dünya, Alman fiyatı var, Fransızların fiyatı var, İtalyanların, İngilizlerin fiyatları var. Sizin fiyatınız bir önce, ben yeni bir firma olduğum için onların çok çok altında, hatta Türkiye'deki firmaların da altında girmem lazım, fiyat vermem lazım. Tabii o fiyatı da şöyle yapmamız lazım. Maliyetlerimizi çıkarttıktan sonra karımızı koyup bir fiyat biçmemiz lazım. Tabii orada en büyük etken Çin var tabii ki. Çin pazarı. Çinlinin de altında fiyat vermen lazım ki pazarda ayakta durabilesin. Tabii ben ona göre bir fiyatlandırma yaptım. Çok çok altında bir fiyat biçtim. Hatta Türkiye'deki firmaların bile altında. Almanya'nın ya da İngilizlerin, Alman şirketlerinin, İngiliz şirketlerinin de altında. Bu tabii ki pazara girmem için. Bülent Bey'in bana orada mentörlüğü çok oldu. Pazara girebilmen lazım, markana tanıtman herkese lazım. Herkese gerekiyor bu arada böyle bir mentor. işte. Evet. Geçmiş tecrübeleri. Geçmiş tecrübeleri. Evet. Babamın da, Ahmet Bey'in de, Bülent Bey'in de bana tecrübeleri. Yani en önemli kısmı bence bu. Tabii pazarın ki. İçinde ben olabilmesi bilmiyorum. Için. Yani sektörü bilmiyorum, sektördeki firmaları bilmiyorum. Tabii Bülent Bey'in bana orada çok, yani tabii ürün üretiyorsun ama bu ürünü pazarlama kısmı apayrı bir şey. Evet. Bülent Bey bana der, tasarım ayrıdır ama satış apayrıdır der. Çok doğru söylüyor. Ona göre bir fiyat biçmen lazım. Sen yeni bir firmasın dedi bana. Ona göre bir fiyatın olacak ki kaliteni göstereceksin, sonra fiyatını arttırabilirsin. Ama bir kaliteni göster. Bir ürünüm de ki benim ürünüm çok kaliteli. Dedittir yani bunu insanlara. Mesela ben satış yaparken bile satış yapacağım zaman firmaları geziyorum ya da hastanelere gidiyorum. Satın alma müdürleriyle görüşüyorum. Şu olması lazım. O da babamın bana öğrettiği motto. Sen ürünü satmaya çalışma. Ürün kendini sattırsın. Ne kadar doğru bir cümle söylemiş baban. Evet. Sen gerçekten satarsan satamazsın zaten. Ürün kendisini ortaya koymalı. Tabii. Ben gittiğim, gezdiğim hastane ve şirketlerde satın alma müdürleriyle gerçekten bundan önce de birçok satış yapmış, satış tecrübem olmasına rağmen ben bu kadar kolay ürün sattığımı daha görmedim. Yani ürünü kabul ettirdiğimi daha görmedim. Evet. Yani ürün kendini sattırıyordu. Ürün senden önce gidiyor. Işte. Tabii tabii. Evet. Ben orada çok az konuşmam bile yetiyor ürün hakkında. Evet. Bu sonra geldim Bülent Bey ile babama dedim ya ürün kendini sattırıyor. Dedi kaliteli ürün yaparsın sattırır. Çok güzel bir özel bir ürün yaparsan sat. Sen çalışma. Bülent Bey de aynısını dedi. Sen çalışma dedi. Ürün kendini satsın dedi. Ne kadar güzel bir cümle. Bülent Bey bu arada Yusuf o kadar güzel şeyler anlattı ki, fakat bu güzelliklerin altındaki kaynak sizin gibi doğru bir rehberle de yan yana olması. Siz bu alanda o kadar çok güzel çalışmalar yapmışsınız ki ve doğru çalışmalar yapmışsınız. Yaptığınız bu çalışmaların karşılığında da doğru bir rehberlik yapıyorsunuz. Aslında bütün girişimcilerin sizin gibi güzel insanlarla, Arge ve inovasyon içinde olan insanlarla bir arada olması gerektiğini de bu arada düşünüyorum. Ben Yusuf'a bir 13 aydır zaten bu çalışmada hep yanında olduğumuz, evet, özellikle teşekkür ediyoruz bu konuda. Programımızın da artık sonuna doğru geliyoruz. Sizden özellikle genç girişimcilerin Arge inovasyon çalışmalarında bu süreçlerin içerisinde neler yapması gerektiğinde bir tavsiyelerinizi alalım. Sonra da son cümlelerinizle beraber Yusuf'a dönelim.
Şimdi daha önce de bahsettim, aslında Yusuf çok şanslıydı işte. Hem üniversitesinden hem bizim yanımızda olması en büyük şansı da gidip işte babasının yaptığı kazada, yani şanssızlık içerisinde şans. O ürünü yakalayıp onun üzerinden yükselmesi aslında. Biz elimizden geldiğince bildiğimiz kadarıyla böyle yönlendirmeye çalıştık. Tabii ki bizim de 25 yıllık böyle düşe kalka edindiğimiz bir deneyim vardı. En önemlisi gençlerin yaptıkları işe inanmaları gerekiyor. Yani bu dediğim gibi birkaç etmenin bir araya gelerek oluşacağı bir şey. Üreteceği ürüne, satacağı ürüne inanması, bununla ilgili çaba göstermesi ve enerjisini çok optimal kullanması. En temel sorun bu. Evet. Yılgınlığa düşmemesi gerekiyor. Dönem dönem aksilikler olacak, dönem dönem sıkıntılar olacak. Bunların hepsini bir şekilde atlatacak ama en önemlisi devletin bu konuda gençleri teşvik edici yasaları çıkartması gerekiyor açıkçası. Bunlarla ilgili gençlerin bir miktar önünü açması gerekiyor. Çünkü bu bir yere kadar yarattığınız bir değer ama bir süre sonra bu işin ekonomik ayağı devreye giriyor. Evet. Bu ürünleri bir yerde tasarlamanız, bir yerde yapmanız gerekiyor. Yusuf avantajlıydı, bizim yanımızda yaptı. Ama bu şansa sahip olmayan gençler var. Çok çok başarılı gençler var. Bunların da önünün açılması gerekiyor. Gençler için en önemli şey hiçbir zaman yılgınlığa kapılmamaları, enerjilerini çok düzgün kullanmaları, zorluklar çıkacak, engeller çıkacak, bunları da bir şekilde sabırla atlatmaları. Ve özellikle mesela bakanlıklar şu an işte tabii, Sanayi ve Teknoloji vardı. Bakanlığı müthiş bir teşvik içerisinde. Hatta işte hamleyi çıkarıyor makine alanında şu an. Sizler de başvurmayı düşünüyorsunuz sanırım. Düşünüyoruz evet. Biraz önce anlattığım şeyden dolayı böyle şeyleri düşünüyoruz. Evet, çünkü ülkeye katma değer yaratmak için. Tabii. Bütün bunların yanında ama gençle ilgili girişimcilik özelliklerini ön plana çıkarması gerekiyor. Cesaretini tabii çıkarması gerekiyor. Kendine olan inancını en güzel şekilde tabii sergilemesi gerekiyor. İşte diyorsunuz ki... Önemlisi özgüven zaten. Evet, özgüven olmadan olmuyor zaten. Olmuyor. Girişimci olamıyor. Ama maalesef bir istatistik değer de var. Yani 100 girişimciden bir tanesi ayakta kalabiliyor. Bu da bir doğanın gerçeği, daha doğrusu ekonomik doğanın gerçeği. Evet. Bunu da göz ardı etmesinler. Yani herkes girişimci olacak diye bir kural yok. İşte her projesi olan mutlaka bunu bir nihai ürüne çevirip pazarla ilişki içine girecek diye bir şey de yok. Ama bu bir istatistik değer. Evet. O şey yapmaları gerekmiyor. Yani vazgeçmeleri de gerekmiyor. Bu da şey değil. Sonuçta denemeleri gerekiyor. Denemeden olmuyor. Israrlı olmaları gerekir diyorsun. Olacak, ondan sonra gayretleri olacak değil tabii mi? Azimleri olacak. Ama doğru insanlardan da rehberlik olacaklar. Olacaklar tabii. Peki ki Yusuf, sen bütün bu güzel önerilerle beraber işte azimlisin, gayretlisin, ondan sonra cesursun ve bununla beraber çalışkansın. Evet. Zamanı yönetmeye çalışıyorsun. Çünkü hem öğrencisin hem de bir Ar-Ge inovasyon ürünü için çalışıyorsun. Hani birçok genç o ürünü çalışacağı saatlerde ne yapıyor? Senin bahsettiğin gibi sosyal medyada dolaşabiliyor. Bütün bunların bu süreçten içinde 13 aydır var olan bir genç olarak senin yaşadığındaki, akrandındaki arkadaşlarına neler tavsiye ediyorsun? Öncelikle sosyal medyadan biraz uzaklaşsınlar. Veya doğru kullansınlar sosyal medyayı. Ya da doğru da kullanabilirler. Mesela evet, o konuda da ben mesela 13 aydır hiçbir şekilde gece hayatım olmadı. Evet. Arkadaşlarımla oturmadım daha. Hı-hı. Yani kahve içmeye bile vaktim yok. Yani bir şeyi başarayım sonra çok vaktim olur. Hı-hı. Babamla Bülent Bey bana kendileri şunu söyler. Önce bir başar, sonra bil her şeyi ama sonra yat. Yapma. Evet. Mesela bana öğrettikleri en büyük şey bu. Bil ama yapma. Ama öğren ama diyor. Tabii ki. Bilmem lazım. Yani makine nasıl çalışır? Yani çünkü ben bu ürünleri bir torna makinesinde işliyorum. Hı-hı. Torna makinesini kullanmayı bilmem lazım. Yani her işi bilmemiz lazım. Evet. Biz, benim akranlarım genelde o işlerden kaçıyorlar. Evet. Yani ben şunu bile biliyorum. Benim yakın arkadaşlarım kendi babalarının iş yerleri var ve bir kere bile atölyeye girmemişlerdir. Sürekli, merak etmedikleri için. Tabii merak etmiyor. Yani gerek yok. Bana zaten burası kalacak. Burada işleyen bir düzen var. Gidiyorlarmış sadece. Kalmış, gidecekler sadece, gidip sadece koltuklarına, babalarının koltuklarına duruyorlarmış.
Ben mesela Bülent Bey beni çok biliyorum zorla yapıyorsunlar. Gerçekten de bazen zorla yapıyorum mesela. Çayı bile demlemiş bir insandır. Evet. Kendi babamın şirketi. İkram, garsonluk yaptım babamın iş yerinde. Yani çıraklık yapıyorsun, her işi yapıyorsun. Bülent Bey bana çok der, sen bu şirketin joker elemanısın. Her işi yapacaksın. İşte gayreti ve azimi de orada tabii, görüyorsun. Bazen şey yapıyorum, bakıyorum ya ben niye yapıyorum? Bülent Bey diyor, ben biliyorum sana zor geliyor bunu yapmak. Evet bazen zor geliyor ama sonra diyorlar ki bil ve ileride bu iş için alacağın insanların neyi eksik neyi fazla yaptıklarını bilirsin ve ona göre davranırsın. Gerçekten de haklılar. Şunu da diyorlar, bize bugün bir şey olsa sen bu iş yerini nasıl yöneteceksin? Bana bunu Bülent Bey de Ahmet Bey de çok söylüyor. Yani bize yarın bir şey oldu. Elinde de bu kadar bir şey var. Nasıl yöneteceksin? Gerçekten de haklılar yani. Şöyle bakıyorum ya ben nasıl yöneteceğim diyorum yani. Eksiklerim var. Ben gerçekten ikisine de çok teşekkür ediyorum. Beni hala yetiyor. Ben hala öğreniyorum. Yani ben Bülent Bey de babama da soruyorum. Ya ben nasıl konuşabilirim bu insanlarla? Nasıl derdimi anlatabilirim? Acaba ne düşünüyor karşımdaki insan? Bülent Bey mesela o konuda bana çok destek oluyor. Karşındaki insanın davranışlarından, jest ve mimiklerinden ne istediğini anlayabilirsin diyor. Bu çok farklı bir şey. İkincisi Ar-Ge inovasyon çalışması yapacak olan arkadaşlar varsa, babamın bana dediği bir şeydir. Müşterin gelir, ben bu üründen istiyorum der, yaparsın 100 lira der. Ben bu ürünün aynısının iyisini istiyorum der. 200 lira. Ben özgün bir tasarım istiyorum dersin 300 lira. Fiyat sen üçüncüyü tercih et. Ben der ki her zaman üçüncüyü tercih et. Hı hı. Birinci, ikinci zaten vardır ama özgün bir tasarım yaparsan senin fiyatın, kaliten, her şeyin daha farklı olur. Ar-Ge inovasyon çalışması yapacak arkadaşlara benim en büyük önerim bu. Daha iyisini yapmayın. Daha iyisini yapmaya çalışın ki siz satmaya çalışmayın. Ürün kendini sattırsın. Evet çok yani güzel. Daha önce bahsettiğimiz kolektif emek dediğimiz şey aslında tek başına şeyle yürümüyor. Yani biz işte üniversitelerin ciddi Ar-Ge desteğine aslında herkesin ihtiyacı var. Bu konuda üniversitelerle özel işletmelerin aslında bir araya gelip bu tip etkinliklerde bir araya gelip bir güç birliği oluşturmaları gerekiyor. En büyük eksiklerden bir tanesi bu. Evet. İşte ben Çin'e gittiğim dönemlerde vardır. Her gittiğiniz fabrikada bir yerinde bir laboratuvar bir üniversitedendir. Ya da o fabrika üniversitenin o laboratuvarında beraber bir proje yürütürler ve o proje nihai ürüne doğru geçer. İşte kamu sanayi işbirliğinin önemi burada da evet, çıkıyor. Bu maalesef en önemli şeylerden bir tanesi. Bunu yapmamız gerekiyor işte. Projesi varsa özel girişimcilerin gençlerin önüne açması gerekiyor. Yer tahsis etmesi gerekiyor. Ham madde vermesi gerekiyor. Ve o ürünü üretmeye kendi ekibiyle beraber yardımcı olması gerekiyor. Kesinlikle. Bu algının bir miktar değişmesi gerekiyor artık. İşte şu an bakanlık bu çalışmaları gençler üzerinde oldukça iyi bir şekilde başlattı. Hatta, iyi bir örnek olur inşallah. Evet. İyi bir örneğim aslına bakarsanız Mesut Karaman hocamın TÜSEP. Evet. Başvurunuz Türkiye'ye oldu. Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı başvurularımı yaptım. Yani sağlık üzerine yenilikçi inovasyon ve Ar-Ge çalışması yapan ürünleri destekleyeceklerini söylemiş. Öyle bir program açmışlar, evet. Çağrı açmışlar. Oraya başvurdum. Onun haricinde KOSGEB'e başvurularımızı yaptık. Daha bir de hamleye başvuracaksın. Hamleye başvuracağız. Önümüzdeki günlerde ben sağlık sektöründe de açılacağını biliyorum. Yani açılması gerekiyor çünkü sağlığa çok fazla para harcanıyor. Yani inanılması güç rakamlar. Evet. Açılırsa ben oraya da başvuracağım. Çünkü artık ülkemdeki hiçbir hastane gidip de Almanya'dan ya da İtalya'dan almasınlar. Ya da oradaki firma döviz dışarıya çıkmasın. Evet. Ben yurt dışına satayım, döviz içeriye girsin. Böyle gençlere çok ihtiyacımız var Bülent Bey. Var. Yani Yusuf sen çok iyi bir örneksin bu arada. Ve bence bütün gençlerimiz senin yaşında hatta üniversitedeki bütün gençliğimiz şu duygularla yer alması gerekiyor ülkemizde. Ve her biri bu inançla konuşması gerekiyor. Yani ülkemiz kazansın. Sürekli biz dışarıya milyonlarca lira akıtıyoruz oradaki ürünleri almak için. Mesela az önce bağımlısınız. Kesinlikle fiyatlandırma konusunda ne dedin? O kadar çok yüksek fiyatlar alınıyor ki ama ben çok düşük bir ücrette daha iyisini de üretebiliyorum.
İşte devletimiz ne diyor? Yerli ve milli ürün üreteceğiz. Bir genç girişimci olarak Yusuf'tan bunu büyük bir aşkla ve heyecanla duymak çok güzel bir şey. Tabii ki. Çok güzel bir şey. Ya, evet. Ya destekler. 90'lı yıllarda dedim ya işte hepimiz yurt dışına sadece getirip satmak üzereydik. Aslında dünyanın Türkiye'de genel prensip buydu işte. Gerek yok uğraşmaya. Evet. Birisi zaten üretiyor. Alalım satalım artık al sat. Bitmiyor. Şimdi üretelim yap, diyorlar. Yap sata başlayalım. Paranız içeride evet. kalsın. İnsanlara iş alanları açılsın. Çok daha başarılı eğitim hayatına katkısı olacak bunların. Evet, çok daha iyi mühendisler yetiştireceğiz. Çok daha evet. iyi teknik insanlar yetiştireceğiz. Çok daha iyi bilim adamları yetiştireceğiz. Kesinlikle. Hep bunlar işte Ar-Ge ve inovasyon sürecinde de yetişmiş olacak. Aynen. Programımızın sonuna geldik. Çok değerli iki konuğumuz. Ben son cümlelerinizi almak istiyorum. Ar-Ge ve inovasyonla ilgili ne söylemek istersiniz? Programımızı ondan sonra kapatacağım. Evet. Ben artık tekrar girişimcilik tabanında şey yapacağım. Gençler soru sormayı bırakmasınlar, araştırmayı bırakmasınlar, heyecanlarını bırakmasınlar. Sizler gibi değerli üniversitedeki öğretim üyeleriyle beraber evet. yürütsünler. Ama özellikle Yusuf üzerinde söylüyorum. Üsküdar Üniversitesi'ne gerçekten teşekkür ediyoruz. Heyecanlarını gördüm ben çünkü burada. Hı hı. Kıymetli bir emek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz size. Size çok teşekkür ediyoruz. Yusuf sen ne demek istersin? Ben de Bülent Bey'e katılıyorum. Gerçekten bıkmasınlar. Yani ben de bazen bıkkınlığa geliyorsun çünkü. Yoruluyorsun. Evet. Ama bıkmadan sonuna kadar mücadele etsinler. Elbet bir gün onlar da kazanırlar. Ben kazandığımı düşünüyorum şu anda. Hem kendi adıma hem ülkem adına kazandığımı düşünüyorum. Tabi burada sizin gibi değerli hocalarımın destekleri olmasa ben bu noktalara dahi gelemezdim. Yani çünkü benim bir hayalim vardı. Hayalimi kendi kısmi anlamda gerçekleştirdim. Bundan sonra sizin desteklerinizle ben belli noktalara geldim. Yani bu anlamda teşekkür ediyorum size ve diğer hocalarıma. Böyle. Seninle beraber bütün genç girişimcileri bekliyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Programımıza değer kattığınız için. Değerli izleyiciler, bu haftaki programımız burada sona erdi. Önümüzdeki hafta iki değerli konuğumuzla Üsküdar'da Ar-Ge ve inovasyonu konuşmuş olacağız. Hepinize teşekkürler.